kalabalıksınız maşallah. Tabii. 4 çocuğum var ben. 3 erkek, 1 kız. Yani bu yıllardır buradayız. Sen nasılsın, nasıl gidiyorsun? Ya abi çok şükür işte, videolardır. Antrenmanı yapma. Evet. Sen şey yapmıyorsun yani, önüne gelirse yiyorsun. Aynen, hiçbir diyet yok, hiçbir takviye almıyorum. Tamamen doğal. Her şey doğal. Evet. Yani natural olarak her şey onun farkında ekstra, yani. Hiçbir takviyemiz yok. Sadece spor, normal yemek. Evet. Bu da benim küçük kızım. Evet. Abi valla sen istersen bir bak. Valla o kadar şey hazırlamazsın. Ama hazırlasın da. Yok, yenmeyecek ondan diyorum. Değil mi? Sen de çok yemezsin. O da çok yemiyor. Yok, bir şey değil ama zaten. Ne hazırsa varsa hazırlıyor da şu an. Sen bence bir söyle abi. Valla bak. Öyle donatmasınlar masayı. İyi abi, bir şey olmaz. Sen yani sevdiğin yemekler neydi? Onu tam bilmiyorum. Hani bilsen yani, bana da şey yaparız. Yumurta olursa bana yeter. Tam var mı bizim? Çünkü her kahvaltıda var bize. Yumurta ve çay. Her kahvaltıda protein olarak. Şurayı kapatsam olur mu abi sesten dolayı? Olur. Olur. Bu kadar. Neyse bu da yeter. Kapatalım mı tabii? Yeter o kadar. Kollarımız biraz küçük ama. Yok abi, estağfurullah. Yani. Sen döviz sporu yapıyorsun zaten. Döviz sporu koşuyorum, o yüzden yani katıldığım yarışmalar da değil de vücudumu fazla büyütmem. Yani daha fazla büyüdüğüm zaman yetersiz kalıyorum. Şınavı abi. Geliştirmişsin. Şınav daha çeşitleri var, daha güzellerini de paylaşan daha. 9-10'a çıkmışsın. Evet. Şimdi şınavı daha sistemli çalıştığım, daha eğlenceli haliyle paylaşacağım yakında. Daha güzel olacak, daha çok izlenecek. Ben de mesela yapabilir miyim abi öyle alkışlı? Ben max bir tane yapıyorum. Deneyelim. Tekte kaç tane çekersin şu an şınav? Valla ben olmaz ya. Deneyelim. Yani normalde giderim yani. Yani öyle kendimi tam sona kadar denemedim. Ama şöyle mesela normalde kickbox, kafes dövüşü antrenmanları yaptığım anda mesela antrenmanlar bittikten sonra 1000 tane şınavı tamamladım. 1000 tane. Evet ama tek, tabii tek sefer. 5 alkışı da yapabiliriz. Buraya ben bir tane bir max denemesi yapayım sonra alkış. Bir görelim 5 alkış. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üç, ama odun delleri kemer. 6, 29, 50. Çok güzel. Bravo. Bence geçersin 50'yi. Ben bayağıdır çekmiyordum. Ben ama alkış şeyini merak ediyorum. Isınmadan yapılır mı? Fark etmez mi? Alkışı şöyle mesela bazen doğaçlama yapıyorum. Bazen de normal sistemi. Aslında mesela herkes basit zannediyor 5 alkışlarını ama aslında hiç de basit değil. Yani değil normalde şınavdan öyle ayağa kalksan dahi atamazsın yani. Çünkü vücut ekstra bir vücudun 5 bölge güçlenmesi lazım. Yani sadece tek bölgeyle alakası değil yani. Herkes gülüyor ama böyle basit bir şınav değil. Burada biraz daha oldu ama. Necek bir şey yok, gayet ciddi bir iş yani. Bence. Şınavı yaptım. Buradan normal ayağa kalksan da daha zor. Geri düşüyorsun çünkü. Tabii çünkü zor. Bir güce gerekiyor yani. Kaç oldu ben saymadım orada. Biraz ısınmadan ona rağmen iyi ya. Evet, şınavı deneyelim. Deneyelim abi. Halda rahatsın değil mi? Zemin önemli çünkü. Fakir veya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yetmiş. Maşallah, vallahi çok iyi. Şu an kaç kilosun? Şu an 80. 80. Güzel. Bence iyi. Yani. Rahat yaptın ya. Tabii şimdi biraz ısınmak da gerekiyor. Tabii canım. Biz evde halıda şeyde yapıyoruz. Evet, sen neysin? Bravo. Gel.
çocuklar bakıyor da. Bu Salih benim oğlum. O da ilk kez İstanbul, ilk kez Türkiye şampiyonu oldu. Ben videolarında gördüm. Yani ilk kez kickboks yani. Var değil mi? İlk kez İstanbul, ilk kez de Türkiye şampiyonu oldu. Şu anda yeni ligisiz diyebiliriz yani. Maşallah. İşte geleceğin şampiyonu olarak yetiştiriyorum onu. Şu anda olimpiyatlara falan hazırlık yapacağız eğer biraz daha geliştirsin kendini. Şimdi spor akademiye okuyacak spor. Küçük çocuklar da var. Onlar da var. Getir onları. O yaramaz biraz. O diyor o, şimdi bakıp duruyor. Diyor tez otelle bana protein getirme diyor. Hadi ya. Getirseydin ya vallahi hiç. Seni seviyor yani. Sen videolarını gösterdi bana. Abi o protein tozu getirecek mi bana? Küçük çocuk. Evet. Yani, protein tozu nereden öğrenmiş? Gelmiyorlar, korkuyorlar. Utandılar. Ben onları... Benim en küçüğünü getir, en küçüğünü. Adem'i getir, en, benim küçüğü daha var. Çok tatlı. 5 milyon izledim. Ne oluyor lan? He? İstemiyorsa zorlamayayım, ağla. Tamam, tamam, bırak. Utandım biraz. Yazık çocuk korkmasın. Adı ne abi? Adem. Adem. Adem, Bilal, Salih, Rumaysa. Bilal gel bakayım, Bilal. Utanıyor Bilal, gel. Gel gel, Taylan sana şey getirmiş. Protein tozu getirmiş, gel. Abi getirmeyi kandırma çocuğu şimdi. Nereye geçeyim abi? Senin yerin neresi? Fark etmiyorsun. Otur yani nasıl istiyorsan. Yok öyle ama sen nerede oturuyorsun normalde? Tamam o, otur fark etmez yani. Tamam. Adem. Gel. Adem. Adem geldi mi? Gel. Dikkat et abi. Çayları demleyeyim mi istiyorsan? Olur. Vallahi müthiş bir sofra hazırlamışlar abi gerçekten. Sofra gerçekten muazzam. Hocam bir daha çıkabilirsin. Şimdi bakayım ben. Biraz çocuk görüntüsü var bizde. Abi, no, ailesiniz ya oğlum. Bu ne ya? Salon açtı. Var mı sen o zaman? Benim salon evet. Yok. Ben düşünmüyorum abi. Başka. Beni çok zorlar. Bence bir salon aç. Onun altından kalkamam ben. Ben yaklaşık 15 senedir salon işletiyorum. Sen artık bu işi çözdün. İki salon açtım normalde. İki salon var falan halindeydi. Bir tanesini en son kapattık. Sadece bir tanesine yönlendik. En sondaki salonun büyük 2000 metrekare. Sadece ona odaklandık yatıyor. Hazreti Muhammed yani şeyimize göre normalde diyor ki yerde yemek yemek sünnet. Siz yani, yerde mi yiyorsunuz normalde? Yerde yemek yemek sünnettir yani. O yüzden hani... Normalde yerde mi yiyorsunuz? Normalde yerde de yiyoruz hani. Şimdi yeni bir şarkı hazırlıyoruz. Mükemmel bir şekilde spora teşvik amaçlı zaten şarkılar yapıyorum. Daha eğlenceli, böyle resmen tüm gençleri spora yönlendirecek bir şarkı. Nasıl bir şey? Yani o da üstünde çalışıyor şu anda. Bir yıldır ben ve başka bir sanatçı daha var. İkimiz beraber çalışıyoruz. Sporla ilgili, spor teşvik amacı. Zaten benim amacım bu. Yani herkesi spora yönlendirme. Şarkıların başarılı abi ya. Çok da eleştiriyoruz bazen. Eleştiriye de açık yani. İnternette normaldir abi öyle şeyler. Sen de alışıldın tabii.
Tabii ki de. Her gün yarattım. Yani bazı şeyleri ben eğlencesine atıyorum. Hadi ben attım da bazı yorumları okuyorum böyle. Hadi sen niye öyle? Nasıl öyle bir şey yazarsın? Siz bayağı baharat kullanıyorsunuz ya. Evet. Şekeri, tuzu da kullanıyoruz ya. Ben çok baharat kullanmıyordum. Baharat olmayacak değil mi? Baharatın fazlası tehlikeli ama abi ya. Balsur malsur. Erkekler. Bir de antrenmanı değil diye aslında. Mesela bir kişiye diyet verirken kalori odaklı mı hesaplıyorsun yoksa? Kalori odaklı. Evet. Kalori odaklı hesaplıyorum da. Ama şöyle mesela bazı kişilerin tabii iş durumuna göre mesela. Bazen kişi yani soruyorum sen ne iş yapıyorsun? İşte iş durumuna göre eğer yoğun bir temposu varsa tabii ona göre de kalorisi değişiyor yani. Vallahi abi kesenize bereket. Afiyet olsun. Bayağı acıkmıştık, güzel kavurma duyuyor. Yiyor musun? Yemişim. Hepsini yemeyeyim daha. Yemişim. Siz yemediniz. Yok, yemeyeceğim onu. Ona beklemez bu sabah. Hepsi fazla gelmesin. Yok yok, hepsini bitirebilirsin. Bitirebilirsin yani bunlar. He, şey olarak aldım. Onlar kahvaltı yapmış yani. Hı hı, o fark ettim. Evet, onlar bu saatte bekmez yani. Bitir. Bitir. Bir çekindiğinden değil ya. Ya doydum zaten de. Ya bitir işte. Hepsini al ya. Bu kahvaltı değil yani. Siz neredeydiniz abi? Batman. Batman. Batman'ıyım. Güneydoğu Batman. Sen de kullanırsın belki ondan da. Aha, seni isteyecek şimdi. Düşmesin abi. Çizecek gibi bir şey var mı? Var değil mi? Geç abi sen. Görüşmek üzere. Teşekkürler, elinize sağlık. Teşekkürler. Uyuşturucu. Yok. Şey dönüyor mu? Bitiyor. Bitiyor. Neden kullandı? Şimdi yok. Bitiyor. Ne yiyorsunuz? Meybuz mu? Ne kadar bu? Bir. Bu eskiden 10 kuruştu. YouTube'da izle beni. İzliyor musun YouTube? İzliyorum. Tamam, videoya koyacağım bunu. Ya bunun adı ne? Sözü Taylan yaz. Tamam. Bir defter yok mu ya? Ne yok? Kağıda yaz bir tane ya. Öyle ben aklımda tutmalı yaptım. Testo Taylan. Testo Taylan. Bu izlersin. Testo Taylan. Hadi görüşürüz. Kalabalık. Nasıl istersen? Selam. Halil abinin ufakı. Ne haber? Yedir abi, hoş geldin. Oğlum, bu mu bir şey? Merhaba oğlum. Hoş geldin. Merhaba. Yıllardır hoş geldiniz. Yıllardır yanında kıraş oluyorum. Evet. 15-20 dakika. Boytay'ı tanıdığımızdan beri yenisini de tanıyoruz. Bu lavuk kim abi? Burada mı çekileceğiz abi? Olur. Selfie mi çekeceğim? Buradan çekeceğiz de ben paylaşacağım da abi nasıl olacak? Videoyu mu diyorsun? Yok abi, fotoğrafı. Tamam. He. Buradan çekeyim abi. Olur. Ver bana bir çekeceğim. Teşekkür ederim abi. Görüşürüz. Görüşürüz abi.
Ne oldu? Şok oldu. Abi ne oldu ki? Fotoğraf çekindik. Niye abi? Beni tanıyormuş. Tamam. Bana. Benim kafa güzel gibiydi. Ben çekmesene. İstemiyor musun? Çekmesin tamam. Kimin kardeşi miyim? Yürüboyka'nın kardeşi misin? Yürüboyka'nın kardeşi o. Ana içeri kedi girmiş. Abi, seninle o çocuk niye fotoğraf çekilmiş? Bilmiyim diye. Sen Yürüboyka mısın? Evet. Abi şuraya bursana. Ne yapayım? Vurabilir miyim? Yok senin bir şey olursa bak. Hiç kavga ettin mi? Oo çok. Sen nerelisin? Ben Mardin. Mardin. Burada oturuyor. Öyle biz geziyoruz. Var mı bir isteğin benden? Yok abi. Ben bir lavaboyu kullanıp geleyim abi. Şuradaydın değil mi? Ama şu şey, havalandırmanı da açsaydın. Nerede? Ha düz devam edin. Şöyle geçelim. Ben hatırlıyorum. Burada mı sürüyor bisiklet? Nerede sürüyor? Sür bakayım. Salonun büyüklüğünü anlatabilecek bir görsel. Adam bisiklet sürüyor şöyle. Sırma mı abi? Saygısızlık yaptığını düşünüyor musun? Bunu Selin içer, ben şey içeyim. Salih! Halil abiye dedim, barfiks çekebiliyorum dedi. Bu kiloda nasıl çekiyorsun falan filan. Evet. Çok inanmadı, bir tane bir çekeyim ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16 süpersin. 17, 18. Çok güzel. Sonuçlu gelmedi. Neden var ya, yani şaştım gerçekten. Bu kiloda, bu şeyde. Ya, sen yap abi. Sen daha fazla yap. Tamam. Sayıyor musun abi? 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Güzel. Şuradan biraz korktum. Korkmaz o. Bırak. Tutuyorum ben seni. Bak güvenmedi bana. Vallahi helal olsun. 30 saniye durdum. Kayıyor eller. Oh. Çok yaramaz. Belli belli. Enerji patlaması var. Bir daha yap. Maşallah. Hadi. Oo, bravo, bravo, bravo. Aferin güzel. O senin dediğin gibi ayağıyla çıkıyor. Tabii ayağı takmasına çok güzel olur. Ayağı şey gibi. Ya oğlum çok iyi abi bu yaşta ya. Hadi. Aferin sana. Maymun gibi valla. Aferin güzel. En üstte gidiyor mu? Gidiyor. En üstte gidiyor.
sporda enerjisini atamıyor. İnanılmaz şekilde var ya çok. Hiç böyle bir normal çocuklar böyle değil yani. Evet, devam devam. Yoruldun mu? Halil Özışık'ın 5 yaşındaki oğlu. 5 yaşında abi iyi bir gücü var gerçekten. Evet, koşusu çok iyi. Koşusu çok iyi. Evet. Şeyin acımadı mı? Vallahi helal olsun. Sen ileride bayağı kaslı kuvvetli olursun ha. Şimdi hiçbirinden kesme. Spora çok yap. Spor çok... Evet diyor, mütevaziliğe bak. Son zamanlarda bir muhabbet var, görmüşsündür. Evet. Mesela 120 kilo bir vücutçu. Biraz dövüşmeyi, boksu bilen, yumruk atmayı bilen. 70 kilo profesyonel bir dövüşçü dövebilir mi? 120 kilo vücutçu. 120 kilo vücutçu. Yani şöyle denk getirirse, vücutçu denk getirirse olur yani, her türlü alır. Ama normalde bir hareket olarak dese, denk getiremezse 70 kiloluk bir sporcu çok kısa sürece içerisinde body'ci o vücut geliştirmeyi yorabilir. Kondisyon olarak bakacağım. Baba bana bak şimdi. Tamam bakacağım. Bana bak. Yani şimdi şöyle. Çeksene onu. Boğaza geri takla atabiliyor musun? Olur olur olur. Tam kickbox şampiyonu. Sarıya dönüşüm. Sen atabilir misin? Oo. Öyle atabilir. Yani şey yetmedi. Aferin. Vücut ağırlığı az ya abi. Evet, yok normalde var. Çekiniyor, utanıyor. Aferin. Utanmış hali mi? Evet. Yok, vallahi utanmış hali değil. Ayaklarınızı birleştin. Ayağım, ayakkabım bir iki santim uzundur. Yok, birleşti ayaklarınız normalde. Evet. Tam boş. Tamam, biliyorsunuz. Çıkayım mı? Evet. 1.92 çıkıyor ya. 92? Evet. Ayakkabı 2 santim vardır toplu. Doğru mu? Kilo ölçümü? 500. Evet. Biraz daha düşük. Profesyonel sporcu Halil Öşük, evet. Her türlü dalda eğer kendine güvenen karateci, kickboksçu, boksör, kafes dövüşçü, güreşçi, koşucu varsa her türlü yarışmaya hazırım.